Bu serimize başlayalım. Evet. Öncelikle Türk adıyla başlayalım. Türk adı. Şimdi Kaşgarlı Mahmut olgunluk çağı diyordu. Tamam. Bu okey. Uygurlar ne diyor? Güçlü kuvvetli diyor. Sonra Ziya Gökalp'la Barthold. Dur. Ziya Gökalp artı bir de bir tane daha biri var. Barthold diye birisi de diyor ki kanun nizam sahibi. Evet. Şöyle. Bu ikisi de kanun nizam sahibi olduğunu söylüyor Türk adının anlamının. Ziya Gökalp ve Barthold. Daha sonra Uygurlar güçlü kuvvetli dedik. İşte Çin Mifer. Ruslar ne diyor? Ruslar Tork diyor. Tork. Ondan sonra Herodot ise romantik Herodot diyor ki deniz kenarında diyor. Deniz kenarında. Vamberi türeyen Dorfey devlete bağlı. Araplar ise terk edilmiş diyor. Arap terk edilmiş. Yani terk edip gidiyoruz bu yerleri. Araplar da arkamızdan terk edilmiş bu diyarlar. Hani Araplar bizi yerleştiriyor ya böyle sınır uçlarına. Biz de onları terk edip gittiğimizde terk edilmiş herhalde. O şekilde terk edilmiş. Tamam. Şimdi ne dedik Türk adıyla ilgili? Kaşgarlı Mahmut olgunluk çağı. Şimdi kendim hiç bakmadan söylemeye çalışayım. Çin kaynaklarında Mifer, Kaşgarlı Mahmut olgunluk çağı, sonra Dorfey devlete bağlı halk, Vamberi türemiş, sonra başka Ruslar Tork diyor. Ondan sonra Barthold ve Ziya Gökalp ise kanun nizam sahibi, töreli diyor. Ondan sonra başka Uygurlar güçlü kuvvetli diyor. Başka söyleyeceğimiz Herodot deniz kenarında, Araplar ise terk edilmiş diyor. Evet, bunlar Türk adının anlamı. Şimdi Türk adıyla kurulan ilk devlet kim? Göktürk. Peki Türkiye adı ilk olarak Bizans kaynaklarında geçiyor zaten. Ve Türkiye adıyla kurulan ilk devlet ise Memlükler oluyor. Devleti Türkiye. Yani Mısır devlet, Mısır Türkiye'si gibi. Coğrafi bir terim olarak ilk defa Türkiye adı ise Gümrü Antlaşması'nda geçiyor. Coğrafi bir terim olarak Gümrü Antlaşması'nda geçiyor Türkiye adı. Hani bu Gümrü Antlaşması Türkiye'ye özel. Türkiye adı. Şimdi Marco Polo ise Büyük Türkiye olarak Orta Asya'dan bahsediyor. Küçük Türkiye olarak Anadolu'dan bahsediyor. Türklerle ilk bilgi veren Çin kaynakları Kuzey Şans Antlaşması'nda, ama bizim kaynağımız, hani Türklerle ilk bilgi veren bizim kaynağımız Orhun abideleri oluyor. Ondan sonra bir dakika. Şimdi mesela biz İslamiyet öncesi nedir? Bizler hakkında, Türkler hakkında bilgi toplamak isteyen Çin kaynaklarına, işte İran kaynaklarına, İran veya Pers'e denilebilir. Bizans kaynaklarına bakabilir ama Mısır kaynaklarına bakamaz. Çünkü neden? Mısır'da yoktuk İslamiyet öncesi. İslamiyet sonrası Mısır'a gittik. Şimdi bizim ana yurdumuz neresidir? Ana yurdumuz Orta Asya. Peki bu Orta Asya. Şuraya alalım kameramızı. Bu Orta Asya. Görünüyor mu? Bu Orta Asya. Doğuda Kingan Dağları. Batıda Hazar Denizi. Kuzeyde Aral Gölü. Güneyde Hindikuş Dağları. Karanlık dağlardan oluşan bir bölüm. Şimdi bu Orta Asya engebeli çukurlu bir alan. Böyle bir alanda biz tarım yapamayacağımız için ne yapıyoruz? Hayvancılık yapıyoruz. Yani Orta Asya'da, bu yüzden Orta Asya'da yaşadığımız koşullardan, yer şekilleri, iklim koşullarından
yer şekil ve iklim koşullarından örtülü biz hayvancılık yapıyoruz. Hayvancılık yapıyoruz. Bizim otlaklarımız, hayvanlarımızın otlaması, işte besin ihtiyacını karşılaması lazım. Otlaklar, meralar bitiyor. Ne yapıyoruz? Oraya gidiyoruz. Oraya gidiyoruz. Göçebe yaşıyoruz. Hayvancılıkla uğraştığımız için, hayvancılıkla uğraşmamızın nedeni olarak göçebe yaşam tarzını benimsiyoruz. Göçebe yaşam tarzıyla uğraştığımız için savaşçılığımız artıyor, mimarimiz olmuyor, sanat taşınabilir oluyor, teşkilatçılık özelliğimiz artıyor, bağımsızlık duygumuz artıyor, özel mülkiyetimiz olmuyor, sınıf ayrımı yok. Bu yüzden fresko olmuyor, yazılı hukuk olmuyor. Şimdi önemli şehirlerimize bakalım. Mesela Ötüken. Ötüken. Önemli şehirlerimizden Ötüken nedir? Toprak ana olarak deniliyor veya memleketlerin yüreği de deniliyor. Sonra biri ne var? Karabağ Sagun var önemli şehirlerimizden. Karabağ Sagun'a da Hakanlar şehri. Karabağ Sagun Uygurları önce başkentlik yapan şehir Ötüken, daha sonra Ötüken'den Karabağ Sagun'a taşımışlar. Karabağ Sagun hani artık yerleşik hayata geçmiş, herkes rahat ya, oh diyor, burası Hakanların şehri deniliyor demek ki. Bir de şu var, Karakurum şehri var, Karakurum. Bu Karakurum şehri de Göktürklere başkentlik yapmış bir şehir. Yani önce Göktürkler Ötüken'de kuruluyor. Daha sonra şehirlerin merkezini Karakurum'a alıyor. Karakurum. O şimdi şöyle, Göktürkler de herhalde göçebe yaşıyorlar ya, oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar, güneşin tepesindeler. Uf diyor, Karakurum bir şey olduk ya diyorlar. Karakuru bir şey olduk, Karakurum. Evet. Evet, bu şekilde her gün bu şekilde bir video 3 ay boyunca ne yapacağım? İnceleyeceğim bu şekilde, yani aklıma gelenleri, işte tarihle ilgili. Böylece de bu da tarih konusunda, ilerlemem konusunda ayrı bir bölüm olacak. Yani oynatma listesi olacak. Böylece daha iyi öğrenebileceğimi düşünüyorum. Kendime not yani. Görüşmek üzere.